Selamlar arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Yeni bir otobüs simülatör Ultimate videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi Travego X'i satın aldım. Süper otobüsümüzle bugün yolculuğa çıkacağız. Ama çıkmadan önce göreceğiniz üzere 10.000 paramız var sadece. Otobüsü özelleştirmek için yeterli olacağını düşünmüyorum. O yüzden bugün ekstradan şöyle bir mağazayı ziyaret edeceğiz. Hemen mağazaya bir geçelim. Ben buradaki fırsat paketini satın almak istiyorum. 1 milyon para veriyor. 250 de altın gelecek bize. Fazladan paramız olsun. Daha sonraki videolarda farklı farklı otobüsleri satın alır, onları deneriz. Altınla da zaten biliyorsunuz terminal açacağız. Farklı terminaller gelecek bundan sonra da. Hatta bugün istek vardı. Mersin terminalinde açacağız. Antalya Mersin seferi yapacağız. Yeni Mercedes Travego X otobüsümüzle. Ben hemen şunu satın alayım. Sonrasında devam edelim. Satın alma işlemini tamamladım. Artık 1 milyon paramız var. 287 de altınımız oldu. Özelleştirmelere geçebiliriz. Hemen şöyle gelelim. Burada neleri değiştirebiliyorduk? Öncelikle multimedya kesinlikle olmalı. Kablosuz internet. Üst LED ekran. LED ekranları da aldık. Sıradakilere geçelim. Başka ne eklememiz gerekiyor? Şöyle kokpite bir geçelim bakalım. Bardak. Telefon. Gözlük ekledik mi? Tamamdır. Bir de şu koltukların rengini değiştirirsek güzel olur bence. Mevcut hali çok da güzel durmuyor açıkçası. Şu nasılmış? Fena değil. İşte. Bu daha iyi gibi. Bence bu daha güzel. Böyle deri gibi. Bence bu koltuklar daha güzel. 7500 de buna verelim. Bence yeterli. 979.000'e düşürdük parayı da. Bol diye fazladan çarçur etmeye gerek yok. Sonraki videolarda farklı otobüsler alacağız. O yüzden para bize lazım. Şimdi hemen şöyle terminale geçelim. Mersin terminalini de bir açalım arkadaşlar. Daha sonrasında da Antalya Mersin seferimizi gerçekleştirelim. Evet, Mersin burada yüksek yolcu sayısı varmış Mersin'de de. Gayet güzel fazladan yolcu alabileceğiz. Travego X'in de 50 yolcu kapasitesi var biliyorsunuz. Bizim için güzel. 80 altınmış burası. Ya gerçekten bu arada pahalı arkadaşlar. Terminal açmak gerçekten pahalı yani. 80 altın değil de bunların yani bir 20-30 hadi 40 olsun ya. 40 olsun. Ama 80 gerçekten çok fazla. Bazı terminaller 100. 100 altın. O yüzden gerçekten ben bunun fazla olduğunu düşünüyorum. Hemen kilidi açalım. Neden fazla olduğunu da şöyle göstereyim size. Hemen mağazaya geçelim. Altın. 250 altın. 35 lira. 34.99. Yani 250 altına ne yapabiliriz? 100 altınlık 2 tane terminal açarız. 50 altın da cebimizde kalır. Onu da beklemeden sefere geçmek için kullanırız zaten. Onun haricinde fazla da bir şey yapılmaz. O yüzden gerçekten şu terminallerin bir elden geçmesi lazım. Güncellemeden sonra hiç hoş olmadı bu altınla açma işi. Onu da sürekli belirtiyorum. Sefer haritasına geçmeden önce otobüsü seçmeyi unuttum. Hemen şuradan otobüsümüzü seçelim. Skinimizi de seçelim arkadaşlar. Hemen şöyle skinler indirdim zaten. Mersin. Nerede Mersin? Mersin, Mersin. Mersin Travel. Tamamdır. Burada. Gayet güzel oldu. Travego X harika görünüyor. Hemen şuradan seç diyelim otobüsü. Ondan sonra farklı otobüste yolculuğa çıkmayalım. Evet, Antalya Mersin 454 kilometre. Ben bu sefer saati değiştireceğim. Şöyle bilet fiyatlarına da bir bakalım. Bilet 32 liraymış. Bunu 35 lira yapalım. Birazcık artsın. Fazladan para gelsin istiyorum. Tamamdır. Şimdi akşam 8. Bu akşam 8 olmasın. Sabah 8 olsun. Açık bir havada gidelim. Sürekli böyle karanlık karanlık içimiz kararmasın istiyorum. Evet, sabah 8. Havada açık. Gayet güzel. İkramlarımı da alacağım. İkramsız olmaz. Şöyle fazladan sandviç ve bir tane de burger alalım. 84 lira da ona vereceğiz. Gayet iyi. Hemen onaylayalım, seferimize çıkalım. Oyunumuz yüklendi. Antalya terminalindeyiz. Otobüsümüz gayet güzel görünüyor. Hemen hızlıca peronumuza doğru gidelim. Daha sonrasında otobüsün incelemesini yol üzerinde yapacağız zaten. Biz yolcularımızı bekletmeyelim. Hemen alalım onları. Buradan değil değil mi? Bir ileriden döneceğiz. Aynen öyle. Bir ileriden döneceğiz.
Peronumuza doğru hızlı bir şekilde gideceğiz. Valla bu skin de güzelmiş ha. Mersin Travel. Harika görünüyor. Kırmızı kırmızı otobüs. Bayağı bir yakıştı. Travego X'e. Bu da gerçekten güzel bir otobüs arkadaşlar. Son model otobüsümüzle bugün seferimizi gerçekleştiriyoruz. Hemen bagaj ve kapılar. Şuraları hızlandıralım. Muavinimizin de hemen yolcularımız gelmeye başladılar. Bu arada sadece 38 bilet satabildik. Bilet fiyatlarını arttırmak çok da iyi bir fikir olmuyor. Çok arttırmadım ama yine de 12 koltuğumuz boş. 50 kapasiteli otobüste 38 yolcu var sadece. Bu biraz sıkıntı bizim için. Fazladan para kazanalım derken para kaybettik diyebilirim. Bunu yapmamaya özen göstereceğim bundan sonra. Oradaki fiyat neyse vallahi dokunmayacağım yani bu saatten sonra dokunmayacağım. Bu arada kapılar ve bagaj açık kalmış. Hemen onu da kapattım. Şimdi kokpite geçme vaktimiz geldi. Travego X gerçekten harika duruyor. Otobüste klima yok mu diyorlar. Hemen efendim diyelim. Şöyle klimamızı açalım. Biraz da dereceyi düşürelim. 21 iyidir. Tamam. Bu şekilde açık kalsın. Yolcularımız ferah ferah yolculuğunu gerçekleştirecekler. Bu arada gerçekten otobüs harika görünüyor arkadaşlar. Harika görünüyor. Kokpit kısmı. Şöyle camlar. Muavinimizin olduğu kısma doğru bakalım. Gayet iyi görünüyor. Gerçekten harika. Aman ağaca toslamayalım. Şuradan çıkışımızı yapacağız. Bu arada yine hiçbir şeyi açmayacağım. Bu etkileşim geldiğinden beri böyle yapmak daha güzel. Yolcular istediği zaman ne istiyorlarsa onu açarız buradan. Teker teker gerçekleştiririz isteklerini. Yolumuz biraz uzun sayılır. 450 kilometre yol var. Bayağı bir gideceğiz. Bayağı bir gideceğiz. Mola bile verilebilir. Ama ikram servisimiz mevcut. O yüzden mola da vermeyebilirim. Direkt basar gideriz yani buradan Mersin'e. Hiç sıkıntı olmaz bizim için. Bu otobüsün ben hızlı da olacağını düşünüyorum. Hatta hız sınırını aşıp şöyle bir top speed'ine bakmaya çalışalım mı? Ne diyorsunuz? Yapabiliriz, yapabiliriz. Şöyle düzgün bir yol bulalım. Onu yapabiliriz. Şu anda 428 kilometre yolumuz var. Yolcularımız şu anlık herhangi bir şey istemediler ama birazdan isteyecekler diye düşünüyorum. Hatta otobüs iyi falan da demediler yani. Bekliyorum ama otobüsümüz bence harika. Beğenmeleri gerekiyor. İnternet istiyorlar şu an. Hemen internete açalım. Açıyorum dedim. Olsun olsun diyor. Biraz geç açtık ya ondan trip atıyor herhalde. Olsun olsun diye. Buradan dönüyor muyuz? Aynen öyle dönüyoruz. Sinyalimi verdim. Çıkışa girdim arkadaşlar. Burası dar. Bayağı bir yavaş yavaş geçeceğiz buradan. Çünkü geniş almadığım zaman illaki sürtme oluyor bariyerlere. Yavaş yavaş geçelim. Bayağı dar yapmışlar çünkü son güncellemeden sonra buraları. Kazasız belasız çıkabilirsek ana yola ne mutlu. Tamam, çıkabildik. Harika. Bir de şöyle kamerayı dışarıya alalım. Otobüsümüze dışarıdan bakalım değil mi? 360'a bir getirelim şunu. Aman bariyerlere girmeyelim de. Hatta geçtim bile. Otobüsten çok memnunlar şu anda. Evet, o bildirim de geldi. 360 derece kamera açımıza aldık. Otobüsümüzü inceliyoruz. Skin gayet güzel bu arada. Mersin yolculuğumuz devam ediyor yavaş yavaş. Otobüsümüze bakıyoruz. Harika görünüyor. Gerçekten harika görünüyor arkadaşlar otobüs. Aslında biraz erken ama yolculuğumuz da birazcık uzun. O yüzden ben hemen ikram servisini başlatacağım. Ekranlar neden kapalı diyorlar. Hemen açalım dedim. Otobüs firmanız en iyisi diyor yolcularımız. Teşekkür ederiz. Hemen monitörlerimizi de açtık. Hatta ikram servisimizi de başlattık. Muavinimiz şu an ilgileniyor. Camlar biraz kirli gibi geldi bana ya. Hemen camları da şöyle temizleyelim. Aynen öyle. Biraz kirliymiş. Hemen camlarımızı temizledik. Biraz yardıralım bakalım. Biraz gidelim şöyle. Ne kadar gidebiliyor Travego X? Hemen onu da bir görelim. 120'yi geçince yolculardan biraz paparayı yiyeceğiz ama bizi fırçalayacaklar yavaş git diye. Biraz göz yumabiliriz. 121. Birazdan sinirlenecekler.
Dönüşlerde yavaşladı tabii ki. Radyo açar mısın diyor. Tamam, hemen radyoyu da açalım. Şimdi radyomuzu açalım. Burada ne olmuş? Kaza olmuş zannedersem. İlla ki yavaşlayacağız. Aynen, burada kaza var. Şu müziği kapatalım ya. Sırf gönlünü almak için açıyorum yani onu yolcuların. Hoşuma gittiğinden değil. Açıp kapatıyorum hemen. Kardeş, sağ şeride geçer misin? Sol şeridi ihlal etme. Hem yavaşsın. Şöyle selektörü çaktım. Tamam, çok güzel. Çekil bakalım. Yavaş gidiyorsan haddini bileceksin. Geçeceksin sağ şeritten, tıngır mıngır gideceksin yani. Şu an yine 100 kilometrenin üzerine çıktık. Tahmin ettiğim gibi öyle aşırı gitmiyor ama 120'nin üstüne çıkacağına eminim. Bakalım neler olacak. Buralarda biraz virajlı ya. Gerçekten virajlı. Aman 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 aman. Güzel. Bir an vuracağımı zannettim ama nasıl vurmadım bilmiyorum. Onu rahat bir şekilde solladık. Burası umarım dümdüzdür. Şöyle bir yardırıp gidelim ya. 120'nin üstüne çıkıyor mu bu otobüs? Onu bir görelim. Ama otobüs gerçekten çok hoşuma gitti. Harika. Harika. Göstergeler falan elektronik böyle. Gerçekten göze hitap ediyor. 117 kilometre şu an. 118. 120 diyecektik ki yol aşırı derecede kalabalıklaştı. Zannedersem biz bunu test edemeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü bir anda yol kalabalıklaşıyor. Viraj geliyor, bir şey oluyor. İlla ki bir engel çıkıyor önümüze. Şu arkadaşı güzelce sollayalım. Şimdi bunun aslında sağ şerite geçmesi lazım ama otobüste tuvalet yok mu diyorlar. Tuvalet yok. Ne oldu? Sağıma mı girmiş? Vallahi görmedim ha. Aslında sağ aynam da açık. Ama görmedim. Yani yapacak bir şey yok. Yolcularımızı birazcık sinirlendirdik. Her yolculukta zaten böyle ufak tefek şeyler olmazsa olmuyor. İlla ki yaşatıyorum yani ben bunu. Görmedim. Araba sağıma girmiş. Keşke sağıma girmeseydi. Ama yapacak bir şey yok. Onun da suçu yok mu? Var. Burada bir anda durdular. Neyse ki frenlerimiz kuvvetliymiş arkadaşlar. Ani bir frenle biz de durabildik. Ne kadar yolumuz kalmış? 286 kilometre yolumuz kalmış. Yani bayağı bir gelmişiz. Güzel. Bu arada bayağı dar yollara girdik. Köy yollarından geçiyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi iş makineleri, biçer döverler falan hep burada. Bayağı sıkıntı yerlerdeyiz şu an. Umarım birazdan yol genişler. Böyle bitmez çünkü. Karşıdan da sürekli otobüsler geliyor. Tamamen otobüs güzergahı yani burası. Otobüs kamyoncu güzergahı zannedersem. Bayağı dar köy yollarına girdik. Bunları sollayamayız da burada. Cidden sollayamayız. Yolun tekrardan genişlemesi lazım. Ama hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Bayağı güzel yani. Farklı farklı yollar görmek iyidir. Sürekli aynı yerden gitmektense köy yollarına razıyız kardeşim. Manzara da güzel. Ağaç, çayır, çimen gidiyoruz. Harika. Burada yol dönüyor. Yukarı doğru çıkacağız. Antalya Mersin arası da gerçekten harikaymış arkadaşlar. Yolları görüyor musunuz? Gerçekten uzun süredir bambaşka yollardan gidiyoruz. Daha önce buralardan hiç geçmedik yani. Ben hiç geçtiğimi hatırlamıyorum. Çok güzel, müthiş yollardan geçiyoruz. Biraz dar ama çok güzel. Gerçekten yokuş tırmanıyoruz şu anda. Karşıdan sürekli otobüs ve kamyonlar geliyor. Baya güzel. Camlar da yine kirlenmiş ya. Şu silecekleri bir daha çalıştıralım biz. Ara ara kirleniyor. Ona dikkat etmek lazım. Görüntü hoş olmuyor. Tamamdır. Camlarımız da temizlendi. Bakalım bu dar yollardan ne zaman çıkacağız? Ama güzel ya. Gerçekten güzel. Ağaç, orman böyle takılıp gidiyoruz. Biraz daha köy yerleşkesi olsaymış buralarda daha güzel bir görüntü olurmuş açıkçası. Bir tane köy gördük. Onun haricinde başka yok. Otobüs de kirlenmiştir muhtemelen şu an. Aslında bir petrol görürsek yakınlarda girip otobüsü de yıkayabiliriz. Hazır aklıma gelmişken size yolcu durumlarını da bir göstereyim. Açlık durumları 77. Memnuniyetleri de 100. Of, burası süpermiş. Burası harika arkadaşlar. Resmen ormanın içinden geçiyormuşuz gibi. Her yer ağaç. İki ağaç topluluğunun arasından geçiyoruz şu anda. Harika. Şöyle bir ekran görüntüsü alınır bence burada. Gerçekten burada bir ekran görüntüsü alınır. Böyle dümdüz geçip gitmeyelim. Ekran görüntümüzü alalım. Nasıl? Harika ya. Gerçekten harika görünüyor. Şöyle aman dur. Yanımızdan otobüs geçerken değil.
Şu şekil gayet iyi. Şöyle bir ekran görüntüsü derken otobüs girdi araya. Tekrar aldım. Bir de buradan alayım şöyle. Sen çarptın sen. Ben bir şey yapmadım. Ben duruyordum neredeyse. Bir de şu şekilde bir ekran görüntüsü alayım. Şöyle. Harika oldu. Gerçekten harika oldu. Yol müthiş ya. Müthiş müthiş. Otobüs de kirlenmiştir diyordum ama çok da kirlenmemiş açıkçası. Kamerayı da ne zaman dışarıya alıp tekrardan içeriye gelsek camlar kirlenmiş oluyor. Tekrardan sileceklerimizi çalıştırıp camlarımızı temizledik. Yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sadece 150 kilometre yolumuz kalmış. Bu arada yolcularımız biraz acıkmıştı. %71. İkinci ikram servisini de başlatıyorum arkadaşlar. Yolcularımız memnunlar. Çünkü ikram servisi gayet zengin. Su var, çay var, kek var, sandviç var, artı bir de hamburger var. Ne isterlerse onu yesinler. Vallahi gayet iyi. Sadece mola verip bir ihtiyaçlarını gidermelerine müsaade etmedik. O kadarcık da olur, yapacak bir şey yok. Şimdi tekrardan bakıyoruz memnuniyet durumlarına. %94'e gelmiş. Harika. Yolculuğumuz sona ermek üzere. Sadece 30 kilometre yolumuz kaldı. Hatta 30 bile değil. Şu an navigasyonda hata var. Mersin terminali karşımızda arkadaşlar. Birazdan girişimizi yapacağız. Gayet güzel bir yolculuktu. Yeni süper otobüsümüzde Mercedes Travego X ile harika bir yolculuk gerçekleştirdik. Evet, Mersin şehirler arası otobüs terminaline gelmiş bulunmaktayız. Meşot. Meşot. Harika. Şöyle dışarıya alalım kamerayı. Rahat rahat her yeri görerek gidelim arkadaşlar. Bu arada terminal harika görünüyor. Gerçekten güzel bir terminal. Bayağı da büyükmüş burası. Şöyle yavaş yavaş her yere baka baka geze geze gidelim. Vallahi müthiş görünüyor. Terminal çok iyi ya. Gerçekten büyük ve güzel görünüyor arkadaşlar. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Hemen şuradan peronumuza girelim. Artık yolculuğumuzu sonlandıralım. Peron biraz girişi sıkıntı gibi ya. Tek seferde girebilir miyiz buraya? Biraz giremeyeceğiz gibi ama. Giremeyeceğiz gibi bir his var içimde. Ama zannedersem girdik girdik. Hadi bakalım girebildik mi? Tek seferde girdik. Yolcularımız gayet memnunlar. Hemen kapıları ve bagajı açtık. Sefer raporumuzu bekleyelim. 1330 lira gelirimiz var. 193 lira giderimiz var. 1137 lira da seferin bize getirisi. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.